Эфирибизди улантабыз. Дагы бир ирет кутман таң дейли. Бүгүн бизде азыр өзгөчө конок бар десем болот, э? Сөзсүз түрдө өзгөчө конок дегенде дагы сиздин оюңузга келбеген бизде сүрөтчү бар. Ооба, болгондо да сүрөтчү жөнөкөй Кыргызстандан эмес, каяктан? Түркиядан. Ооба. Андыктан биз сиздер менен тааныштыралы. Биз бүгүн бизде конокто эбру жана миниатюра боюнча коногубуз Түркиядан келген Суна Кочал. Кош келдиңиз. Жана жанындагы котормочу эжекебиз Асель Нокона. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыздар менен. Өзү негизи биздин Кыргызстанга сүрөт тартып келип калыптырсыз. Бул абдан жакшы искусство. Сиз бул сүрөт тартууну эмне демилге менен кантип баштадыңыз эле? Hoş geldiniz Kırgızistan'a. Siz böyle bir resim, bir ebru sanatıyla Kırgızistan'da bulunuyorsunuz. Konuşmamız önce bu ebru sanatıyla nasıl başlamıştınız, nasıl ilgilenmiştiniz ondan başlasak. Evet, 2001 senesinde ilk önce başlamıştım ben bunu. Hikmet Barutçugil benim hocam. Daha önce minyatür, tesip gibi farklı branşlardaki Türk süsleme sanatlarımızla başlamıştım. Sonra Ebru'nun büyülü aşkına kapılıp Hikmet Barutçugil hocamdan bunu öğrendim 2001 senesinde. En birinci bu iskustuğa kızılıp kalan 2001 yılına barıp dayanat. Bu benim ağayım Hikmet Barutçugil degen адамдан үйрөнгөм. Эң биринчи түрк кооздоо искусствосу менен алектенип баштап, андан акырындап эбрууга өттүм. Ошон менен ушул жылга чейин алектенип келатам. Сиз өзүңүздү кыскача тааныштыра кетесизби көрүүчүлөрүбүз үчүн? Сиз кендиңизди бир кысажа анлатыр мысыңыз? Ben Kültür Bakanlığı'nın sanatçısı ve eğitmeniyim. Dünyanın her yerinde bu sanatlarımızı icra ediyorum. Sergiler, etkinlikler yapıyorum. İşte dediğim gibi minyatür, tesip, ebru, hat ve kağıtı gibi branşlardan ve kıymetli hocalardan ders aldım. İstersen ilk önce bir tercüme et fazla olmasın sana. Мен өзүм Түркиянын маданият министрлигине караштуу искусство тармагында алектенип келем. Бул эбрудан тышкары да менин миниатюра, ошондой эле бул Кытай кооздоо искусствосу бар эмеспи, ошон менен дагы алектенем. Негизи бул сүрөт бул жөнөкөй сүрөт эмес экен, э, кагазга тартуу. Биз азыр сүрөтүбүздү баштай берсек болобу? Көп убакыт алгандыктан сүрөтүбүздү баштап, биз ошону менен катар эле сүйлөшүүбүздү уланта беребиз. Эбру санаты gerçekten çok farklı bir sanat. Bu anlamda biz şimdi hemen göstermeye, konuşmaya başlarsak siz uygun görür müsünüz? Daha şimdi giriş yaptık buraya. Daha boya ayarlarımız var. Bir yandan da hazırlık yapıp nasıl isterseniz, nasıl uygun görürseniz. Bugün biz gelinmeyi tartıp verecek en. Bugün siz burada bize neyi göstereceksiniz diyor. Tabii Kırgızistan'da bu ebru sanatımız daha hiç olmadığı için iki tane zemin ebru çeşidi yapmayı düşünüyorum. Gelgit ebrusu, battal ebrusu gibi. Sonra bir çiçekli lale ebrusuyla. Çünkü lalenin ana vatanı bizim Türk toprakları. Türk topraklarıyla, İpek yoluyla günümüz Türkiye'sine geliyor. Orada İstanbul'da Osmanlı döneminde zirve dönemini yaşıyor. Ve biliyorsunuz bir lalenin bir soğanı bir padişahlar döneminde, lale döneminde orada şey yapıyor. Zirve dönemini yaşayıp bir boğazda bir yalı değerine satılıyor bir soğan. Dolayısıyla meşhur İstanbul lalemiz dediğimiz İstanbul'un endemik bitkisi, lalenin ana vatanı olan bu topraklarımızdan çıktığı için burada bir lale yapmayı düşünüyorum. Makul, ben hazır bulacakta kıla turgan işlerim birinci boyak torumda da yerde alışım gerek. Andan tışkarı bir akta sizge görgüsü turgan dersem, bu Ebru'nun en negizgi emeleri bolgon, elementleri bolgon. Battal Ebru, cana Taraklı Ebru деген эки нерсени көргөзүп берем. Андан тышкары жоогазын сүрөтүн тартууну туура көрүп жатам дейт. Жаз айына байланыштуу болот экен, демек. Жаз айына байланыштуу. Андан тышкары бул Осман империясынын убагында жоогазын абдан бааланган. Ошон менен катар Кыргызстанда дагы жакшы бааланат деп эсептегендиктен мен силерге жоогазын гүлүн дагы тартууну туура көрүп жатам. Анда эмесе биз стакандарды бир аз бужакка жылдырып көрүнө тургандай болуп жылдырып койсок болобу, э? Биз мына бир аз экранга кире билчек шекилде шай аптырып бул жак бетине коелу. Сиз азыр ишиңизди акырын баштай берсеңиз болот. Яваш яваш япон. Сиз шимди бул рейсамызды баштай билерсиз, биз ордо кадар сизге соро беребиз. Тамам. Мен таанышам, япарам.
Айжанын сиздин Кыргызстанга келген максатыңыз кандай? Кыргызстанда насыл келдиңиз? Не амачла келдиңиз? Кыргызстан Büyükelçimiz beni davet etti. Burada Yerli Düşünce Derneği'nin organize etmiş olduğu 3. Türk Film Haftası, Kırgız Türk Film Haftası'nı düzenliyorlar burada 3.sünü. Ve burada o film haftası çerçevesinde sanatçılar, yönetmenler, sinema sanatçıları ve 5 tane filmle beraber bu film haftası düzenleniyor. Ben de bu çerçevede Büyükelçiliğimizin himayesinde onların organizasyon etmiş olduğu ve benim talep etmiş olduğum işte farklı farklı bir hafta boyunca süren etkinlikler için buradayım. Ben bulacağım Türkiye'nin Kırgızistan'da elçisini çağırıyorum ben geldim. Ondan dışarı bulacağım da cergülükte oy fikir komunun komu uyuşturup jatkan Türk filmler cumalığı bolup jatat. Bu yıl 3-cü ötkörülüp jatat. Siz de bilseniz gerek. Oşol jaka gelgen uyuşturucular menen koşu gelip barız teng azır Kırgızstan'dabız. Türk iskustvasın Kırgızstan'a tanıt maksatında barız teng özgüsterde bölüp jatkanday aktifti iş aldan jatarız. Şimdi siz Kırgızstan'a gelgeninizde biz de abdan kuanıştabız. Siz ayavay göp ülkelerde barıp gelgen eken, siz göp ülkelerde jaşağan ekensiz. Misalı Japonya'da, Avstralya'da, Bosnia, Serbia, oşumdöle Akış, Brazilya'da. Oşul ülkelerden ar birinin özü, özünün kostum, özünün kulturası bar emes pe. Bizdin ülkede sizge emne jaktı? Emne simen jaktı var. Duyduğumuz gibi siz birçok ülkelerde bulunmuşsunuz. Evet. Amerika'dan tutun Avrupa ülkelerine, Balkan ülkelerine kadar gitmişsiniz. Şimdi Kırgızstan'a gelmişken sormak istiyoruz. Kırgızstan'ın sizi daha çok ilgilendiren tarafı ya da daha çok hoşunuza giden neler oldu bugüne kadar? Ben 21'inde geldim buraya. Biz bunları bu tarafa koyabilir miyiz? Tamam, şimdi koyacağım kameralar şimdi. Evet, evet, koyacağım şimdi, şöyle alalım. Şimdi ben 21'inde geldim buraya. Ve 21'de geldiğim zamandan bu zamana her gün bir etkinlik yaptık. Dolayısıyla Kırgızistan'ı çok görmedim. İnşallah 26'sından sonra 27 ve 28'inde hem bir kısa belgesel çekmeyi düşünüyorum. Sanatla ilgili, çadır ve sizin yörük hayatınızla ilgili. Dolayısıyla onunla beraber azıcık son iki gün tanımış olacağım. 29'unda döneceğim. Ben özüm 21. yılında geldim bulacakka. Ondan beri gündöle bir işçeralar bulup, ben Kırgızstan'a çıkıp, anı kıdırıoğa dele mümkünçülüğüm bol olek. Oşanlıktan 26'sından 28'inci gün açayında Kırgızstan'da oluğuz. Oşol uçurdan kıskaça dokumentaldık film tartıp, Kırgız pozileri, toataşları turalı. Jakından malumat alsam, jana elderge dağı tanıtsam degen plandarım var. Oşol maksatı gözlep jatam, buyursa Kırgızstan'da oşol uçurda daha jakından tanım deyip olek. Ne güzel, kıdır elek bolsoğunuz, anda biz sizge bu ısık gölünün keremettüğü olan gölü üstü sunuştaybız. Oşulcaktan naturanı görüp gülesin, oşulcaktan süröt boyunca ne güzel, başka çatkanda oşulcaktan ergü alattı oylumda. Doğru aytasız. Anda mesela biz süretke gelelim. Bu süretin içindeki, bu men oylugum birinci suda süret tartılat dep, bırak bu su emes eken, bu emne? Şimdi bunu soracaksak, bu suya resim çiziliyor diyor ama tam su olmadığı da anlaşılıyor. Suyun içinde neler var? Evet, Türkiye, günümüz Türkiye'sinin Anadolu'sunun dağlarından topladığımız geven otu diye kısa şöyle bir bitki var. Dikenli bir bitki. Bıçakla onu yardığımız zaman içinden öz suyu çıkıyor. O öz suyunu havayla temas edince kuruyor, donuyor. Onu havanın içerisinde dövüyoruz, toz haline getiriyoruz. Sonra suyumuzla onu katıyoruz ki yoğun bir su elde edebilelim. Bu suyun içinde hazır Türkiye'nin Anadolu topraklarında özgün bir Türkçesi geven otu, Kırgızca'da tülkü kurayca töy kuyruk deyip kotorup türşür. Oşol özümdüktün içini açkanda su çıkart. Oşol su bolsa aba meyli reaksiyon olup katıp kalgandan giyin. Anı biz özünce ezip alıp, kayra suğa koşu aralaştırganda suyunun tığızlığı koyup, uşunday bir konsentrat alabız. Abdan sonun. Abdan sonun bolatat bu jakta biz karap oturabız. Şimdi kullandığımız bütün boyalar toprak boyaları. Bir ay boyunca kendimiz hazırlıyoruz bu boyaları. Toprakları aldıktan sonra elekte süzüyoruz taşlarını, büyük parçalarını alıyoruz. Sonra toprakları bir mermer üzerinde ağır bir mermerle, mermer taşıyla beraber eziyoruz.
Бул колдонгон боектор тууралуу айтып жатат. Колдонгон топурактарыбыз боектору топурактан жасалган. Ал топурактарды алгандан кийин мрамордун үстүндө аны эзип алып жакшылап, андан кийин электен өткөрүп, анын аралаштырып ушул боекту өзүбүз жасайбыз. Азыркы ошондо бизге тартып аткан сүрөт бул эмне? Эмнени тартып берген атасыз? Şu anda neyi resmediyorsunuz? Şu anda yapmış olduğumuz ilk resim. Her yere önlüğümle beraber gittiğim için yeniden önlüğümü giymek istedim müsaadenizle. İstersen onu söyleyeyim. Ben tartı olayın dedim. Kendi öz üstünde alıp boyakta çatıramış için daima şunda canımı alabiliyorum dedi. Ama sözsüz. Ne gizli bu tür boyunca kaç yıldan beri tartı biletası? Bu süreçlerde. Kaç yaşından beri yaptım? Kaç yıldan beri? Kaç yıldan beri? Şimdi bunun adı Battal Ebrosu. Serptiğimiz bütün ilk boyalarımızın teknikleri ilk battalla başlıyoruz. Hı hı. Üzerine gelgit yapıyorum. Ben bu sanatımızı 2001 senesinde ilk önce başladım. Азыркы көрүп турган аты боюнча бул battal ebru деп аталат. Азыр болсо бул инструмент менен gelgit деп атала турган сүрөттү жасап жатам. Бу battal, бу gelgit. Бияги battal, тияги gelgit деп аталат. А буну бул мындай искусствону биз жөнөкөй эле калып үйрөнө алабы же буну атайын өзүнүн мектеби барбы, өзүнүн сырлары барбы? Бу санатты истеген өрөнө билерми, жокса бунун өзүнүн өз окулуму бар, же өзүнүн сырлары бар? Яны бунун өзүнүн сынырлары бая бар. Dolayısıyla yıllar boyunca hep saklanmış, çok zordur aslında. Çok kolay gibi gözüken bir sanat ama bayağı zor. Çünkü bütün malzemelerimiz doğal malzemeler. Hiçbir tanesine diyemiyoruz ki şundan şu kadar koyalım, şundan şu kadar koyalım. Çünkü farklı yörelerin toprakları, farklı malzemeler, doğal malzemeler olduğu için her seferinde değişiyor. Siz 3 sene eğitim aldığınız zaman doğanın size sunmuş olduğu bilgileri anlayabiliyorsunuz ve ondan sonra süzümleyip onu hayata geçirip evet artık bunu yapmaya başlayabiliyorum çalışa çalışa ancak 3 yılda. Elbette bunu kalagan ürün olat, birok bu iskustan özünce sırları vardı paytıp geçsem olat, ankeni bulacakta boyaktordu bardak nersen özüz kolga cezalandıktan ар кайсы географиялык аймакта ар кандай болуп өзгөрөт, ошондо топурактар, өсүмдүктөрү. Ошондуктан бул санатты өздөштүрүш үчүн жок эле дегенде 3 жыл керектелет. Андан кийин анан сиз болду мен эми эбруну үйрөндүм деп айтсаңыздар болот деди. Бул сүрөт аркылуу кайсы фестивалдарга, канча фестивалдарга катышып келиптир? Биз кагаз басасыз. Бул шейле. Бул санатла илгиленерек ne kadar festivallere katıldınız, nerelere gittiniz? Avrupa ülkelerinden, Anadolu'dan, Balkan ülkelerinden, demin bahsettiği gibi Avustralya'dan, Afrika ülkelerine gitmedim. Yok, gittim, ona da gittim. Hı-hı. Cezayir, Avustralya'ya kadar bir sürü ülkeye gittim. Bu iskustva menen alektenip men köp ölkölörgö bardım, köp festivallere katıştım. Oşol ele Balkan ölkölörü, Afrika ölkölörü, Amerika, Germanya, Avstriya сыяктуу ölkölördün barına bardım. Çok güzel, çok güzel. Aybay sonun boldu. Bu oşondo bu sürettir şimdi bizge kaltırıp ketesiz mi? Bu resmi bize bırakıyor musunuz? Tabii ki size bırakıyorum. Bizim için özel bir resim çizebilir misiniz? Evet. Birkaç tane çiçek boyalarından da çıkaralım mı? Yeşil, kırmızı. Bize tankının da tüsleri çift kaldı. Evet. Tankı piramidanın bucakta turgan tüm emesini casap yer alalı piramidanın logosunu yapabilir mi diyor. O bayağı bir yazılı logo olduğu için onu akkase tekniğiyle yapmamız gerekiyor. Onun için önceden bana haber verseydiniz onun hazırlığını yapardık. Eğer piramidanın logosunda yazılar bolgon için ben ağa başka da teknikanı kullanışım gerek. Aha. Eğer buruntan bizgen bolsam ben ağa da dayardığına gelirtelim. Hazır bu vakit talap kılattı. Aa, çok. Ne güzel, eğitimden giyin anda suranalı. Ola. Efirden sonra isteyelim, yayından sonra isteyelim o zaman. Tamam, inşallah hazırlarız. Bize de öğretebilir misiniz bu resmi şimdi? Beraber yapabiliriz. Beraber yapabilir miyiz? Bir sonraki tekniği beraber yaparız, sonra evet. Lale'ye geçeriz.
Мен аябай бир жасап көргүм келет. Табы. Учурдан пайдаланып, э? Ооба. Учурдан пайдаланып, кылбаса качан кылабыз? Качан бизге кайра келмек эле? Şimdi kullandığımız fırçalarımızı da kendimiz yapıyoruz. Şimdi yüzeyi temizledim kalan boyalardan. Bunu da kaldırıp koysanız bulmak biz için bir deneyiz. O dönele boş kağıt. Şimdi yüzeyi temizledikten sonra yeni resme geçebiliyoruz. Canı şöyle tartıp başlayıyoruz. Kullandığımız boyalarımız bahsettiğim gibi toprak boyaları ve ucundan kullandığımız fırçalarımızı da kendimiz yapıyoruz. Bunlar gül dalları, antiseptik özelliğinden dolayı ucularındakiler de atkılı. Bulacak taza boluş için biz bir yaka rozanın butağından koldunuz. Alemi uçundağı kist bolsa atın calından cazalat. Bunun bardığı tabii ki türbe eve. Bunun hepsi doğalmış diyor. Tabii her şey doğal. Ve sihirli iksirimiz bizim öt. Sığırın ya da ineğin safra kesesinden kullandığımız öt. Alem aralaştıra turan suyukluk bolsa bu oşo uydunun ötünün cazalat. Yani bu öt sayesinde boyalarımızın içerisine onu katıyoruz. Öt sayesinde suyun yüzeyinde boyalarımız dibe çökmüyor, yüzmeyi öğreniyor. Boyak menen öt aralaştırgandan kiyin boyak suyun üstüne düşkende çoğup ketpey üstünde kalkıp kalat. Anan kiyin biz görgende, siz görgende bir iskustva jarat. Ve öt sayesinde bütün boyalar kendi haresi, kendi rengi içerisinde kalıyor, karışmıyor. Oşon menen birge öt süret boyaktan birbirine aralaşıp ketpeysinde toz kol bulat. Ve öt sayesinde boyalarımız kağıda yapışıyor. Mına ışınday urmat öteli görüçülör bardık bulcaktağı boyaktordağı sudağı bardığı tabiğe eken ışınday özgüçü iskustva ekenine biz özüz gözüs менен күбө боло турас бул жерде. Анда эмесе биздин убактыбыз абдан тар, ошондуктан бардык ушул жердеги кооздуктарды көрүүгө жетишпей калат экенбиз. Сиздерге келгениңиздерге чоң рахмат. Анда эмесе биз өзүбүздүн пирамида таңкы пирамиданын коштошконго Бүгүн биздин эфир көрүүчүлөр үчүн пайдалуу болду деп эсептейм. Бир аз да болсо маанайын көтөргөнгө бир аз информация бөлүшкөнгө бөлүшө алдык деп эсептейм. Анда эмесе сизге акыркы сөз жыйынтыктоочу сөздү берели. Биздин теле көрүүчүлөргө эмне каалап кетесиз? Yayın vaktimiz çok kısa olduğu için sonuçlandırmak zorundayız. Son olarak siz bizim izleyicilerimize ne demek istersiniz? Evet, kısaca bize bir dakika var bizde. Öncelikle burada Kırgızistan'da Kırgızistanlılarla beraber olduğumdan dolayı, olabildiğimden dolayı çok mutluyum. Burada işte bu sanatlarımızı Büyükelçiliğimizin sayesinde buradayız. Ve Yerli Düşünce Derneği ve Kültür Bakanlığı aracılığıyla. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İnşallah Eylül ayında bir daha geleceğiz. O zaman farklı çalışmalar için yine burada olacağız inşallah. Rahmat, men bulacak da şunday Kırgızstandıklar menen jakşı maanayda oturgan mabdan kuanıştamın. Bulacaka gelip şunday jakşı iskustos tartulabuzga Türkelçiliği de abdan kömöktöş boldu. Men alar için de rahmat aytam. Emi Kuday buyursa oşuldun sentyabr ayında da gelip şunday iskustos tartulabuz degen jakşı niyetteribiz bar. Rahmat isterim. Biz de burada sizi bekleyeceğiz sonraki yıl. Biz эми убактыбыз чектелгендиктен биз сиздер менен коштошобуз, бирок биздин ишибизди улантабыз, э? Бүгүн сиздер үчүн кызматта мен Жарматова Далида жана Дастан Тыналиев болду. Сиздерге жакшы маанай каалап, бүгүнкү күнүңүздөр абдан ийгиликтүү өтсүн деген тилектебиз. Кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар.